Herkese günaydın. Biz kalktık şimdi, kahvaltıya gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Şimdi Cennet Hanım'ın olduğu yere geldik. Size cenneti göstereyim. Asansör yapmışlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Yazlığa geldik dün, bugün de denize geldik. Burası Narlıkuyu, Akyer diye geçiyor. Çok güzel ya, buraya araç girişi yasak. O yüzden böyle yürüyerek siz gidiyorsunuz. Size şimdi yürüyüş yolunu da göstereyim. Buradan geliyorsunuz. Böyle ağaçların arasından yürüyorsunuz. Bakar mısınız kozalaklara? Keşke araçta giriş serbest olsa. Tabii çok yürümüyoruz ama biz biraz karşıya gittik, uzağa geçtik, o yüzden bir tık yorucu oluyor. Benim elimdekiler de böyle işte. Bana kalanlar da. Şimdi eve gideceğiz, duş alacağız. Sonra yemek yemeye gideriz dedik. Yarın da arkadaşlarla kahvaltıya gideceğiz. Muhtemelen Narlıkuyu'ya gideriz yine. Şimdilik böyle nefes nefese kaldım. Görüşürüz. Şimdi cennet cehennemin olduğu yere geldik. Size cenneti göstereyim. Asansör yapmışlar. Biz en son geldiğimizde asansör falan yoktu. Tabii yıllar oldu. Yani buradan asansörle de böyle cennete inebiliyorsunuz. Cennete kolay iniş. Buradan görünmüyor, çok yüksekteyiz. Ben de çok yaklaşamıyorum. Şurada merdivenler var. Şurada merdivenlerle iniyorsunuz. Bu tarafta da böyle ören yerleri var herhalde. Beren niye inmedi? Burada böyle eski yapılar falan var ama. Çok bir şey yok. Şimdi Beren'i develere göstereyim. Bir de develere baksın Beren. Arkadaşlar bunları bir türlü yerleştirmeye, yıkamaya vaktim olmadı. Şimdi bunları da yıkayacağım, kurulayacağım. İçin daha yerleştireyim. Yoksa daha çoğu bunlar kalacak gibi duruyor. Ama işte hiç fırsatım olmadı. Ben bunları hemen çıkartayım ve
etini bir güzel yıkadım. Şimdi bunlar kururken aslında aklıma gelen bir şey oldu. Ben bu tezgah altı için de led almıştım. Şimdi bunlar kururken onun ölçüsüne bir bakacağım ve onu yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar şimdi ben ölçtüm. Prize takılması gerektiği için orayı uygun gördüm. Böyle tezgahın altından gidecek çekmeceye kadar gelecek. Tabii bu fırın kısmına yetmiyor. Önemli değil, neyse ben 5 metre sipariş vermiştim. Hemen yapıştırmaya başlayayım. Bu taraf aydınlansın. Yemek bölümü de burada olduğu için güzel bir ışık da verecektir. Hemen yapıştırayım. Sabırsızlanıyorum. Kaplar da kurusun. Bugün çok iş yapacağız inşallah. Şimdi her yere döşedim. Işığı açıyorum. Size de şöyle bir koyayım. Işığı da açayım. Açıyorum. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Çünkü bu ışık koymayı çok seviyorum. Kesin güzel oldu.
Tek kelimeyle bayıldım. Ya çok güzel oldu. Bakın. Ya çok güzel. Çok güzel. Şimdi bir de ışığı kapatıp göstereyim size. O hali nasıl güzel olacak. Bakalım. Allah'ım şahane. Bakayım. Çok güzel. Bakın. Tabii şu mutfağın şu kısmındaki dağınıklığı görmezden gelin. Ya çok güzel olmadı mı? Ay ben bir de şu üste de sipariş vereyim. Orayı da ölçeyim. Sadece şuradan, şuradan başlar şöyle şu kısma. 3 metrelik yeterli olur. Oraya da sipariş edeceğim. Bayıldım. Çok güzel oldu. Çok bayıldım. Bir de şu taraftan bakayım. Ya Allah'ım. Yahu şahane oldu ya. Ya kesinlikle. Yani el beceriniz varsa, el becerisi istemiyor ama yapın. Şu güzelliğe bakın. Şu ışığa bakın. Allah'ım aşk yaşıyorum şu an. Neyse nazar değmesin, patlamasın falan. Yine size. Çok güzel. Süper. Herkese günaydın. Biz kalktık şimdi. Kahvaltıya gidiyoruz. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Biz Yazıt'tan geldik. En son kahvaltıya giderken kapatmıştım. Kahvaltıda açmak istemedim. Çünkü bazen arkadaşlar rahatsız olabiliyorlar. O yüzden herkes kamaya alışık olmadığı için çok da zorlamak istemedim. Açmadım. Orada kahvaltıya gittik. Sonra geldik. Bir denize girdik çıktık. Yine önceki gün gittiğimiz yere gittik. Narlıkuyu'ya. Sonra toparlandık. Eve geldik. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım. Makyajımı çıkartayım. Sonra da cilt bakımımızı yapalım. Ve artık bu videoyu burada bitirelim. Elimi yüzümü de yıkayayım. Cilt bakımını yapayım ve artık yatışa geçelim. Yüzümü bu Nivea'nın jeliyle yıkıyorum. Hemen yıkayayım. Bu serumu yüzüme sürüyorum. Serumu uyguladıktan sonra üzerine mutlaka bir nemlendirici sürüyoruz. Yani böyle eti mühürlüyormuş gibi düşünün. Nemlendirici olmazsa olmaz, hemen bir nemlendirici sürüyoruz. Nemlendirici olarak da ben bunu kullanıyorum. E vitaminli güzel bir krem. Nemlendirici de sürelim. Yalnız ben işte yok cilt bakımında şöyle iyi falan filan filan değil. Bu benim kendime yaptığım. Yatarken bir küçük bir cilt bakımı. Yüzümü mutlaka temizliyorum, ondan sonra yatıyorum. Makyajla asla yatağa giremem, mümkün değil. Yıkarım, temizlerim, ondan sonra uyguladığım bir serum var. Üzerine bir nemlendirici. Bu kadar. Ve dudaklarımıza da hemen bunu uygulayalım. Onların da bakımını yapalım. Dişlerimi zaten fırçalamıştım. Artık yatışa hazırız.
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşçakalın.